Evet, herkese iyi akşamlar. Bir pazar akşamında sizlerle beraberiz. Formula 1 2019 ligimizin Japonya ayağında artık sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Bakalım biz de böylece ses kontrol yapmış olalım. Umarım ki sesimiz size geliyordur. Evet, ses gidiyor. Bakalım bu akşam bizleri neler bekliyor olacak. Suzuka'da şu anlık isimlerin yavaş yavaş turlara başladığını görüyoruz. Hemen hemen 5-6 dakikalık zaman dilimini geride bıraktık ve geçici pole koltuğunda Red Bull'un hızlı sürücüsü Ege Sayın var. Ege'nin de hemen arkasında yaklaşık olarak binde 60 saniye gerisinde şu anda Davut Deniz'i görüyoruz. 3. sırada da Efe Korkmazer var. 4 Emin Sert, 5 Kemal Taşaran, 6 Serkan Kaya, 7 Erdinç Bahar, 8 Ahmet Ertürk, 9 Ömer Sabri Karagöz, 10 Sabri Demir, 11 Ceyhun Tüzün, 12 Can Tekin Güner ve 13. sırada da Mustafa Gemici var. 22 kişi 20 kişi içerisinden şu anda 13 ismin zaman turu attığını görüyoruz. Evet, yorumlarınıza da bakacağım birazdan. Videolarımızın linklerini de çeşitli yerlere atalım. Evet, selamlar Hüseyin Maz. Yarışın şu an kuru mu yoksa yağışlı mı olacağına dair benim bir bilgim yok. WhatsApp'a herhangi bir metin yazılmışsa anca oradan bakarız. Şu anda herhangi bir o şekilde bilgi yok. Yarışın kuru zeminde mi yoksa ıslak zeminde mi olacağını henüz bilmiyoruz. Beraber görmüş olacağız dakikaların ilerlemesiyle beraber. Evet, teşekkürler Ahmet Bahadır Ak. Hoş geldiniz. Sabri Özçınar, hoş geldiniz. Hakan Kayın da gelmiş. Evet, Ege'nin fanları tekrardan toplanmış vaziyetteler şu anda. Ezgi Sayın uzun bir zamandır görünmüyordu chatte ve onu da bir kez daha aramızda görüyoruz. Evet, artık son 10 dakikalık bölüme doğru gidiyoruz pilotlarımızla beraber. Bakalım nasıl zaman turu dereceleri gelecek. Şu anda aslında pistinde ıslak olmasıyla beraber arka tarafta henüz tur atamayan isimler olduğunu görüyoruz. Selamlar FC of Review'ya, hoş geldin sen de. 1.40'ın altına inen sadece Emir Sert var bu arada. Şu anda ön tarafta geçici pole koltuğunu almış vaziyette görünüyor. Tolga Can ve Emir Sert ikilisi Ege'yi geçmiş vaziyetteler. Şu anda şampiyonu da ilk iki sıradaki bu iki isim yine sıralamalarda da ön taraftaki ikiliyi almış vaziyetteler. Tabii Ege de geçtiğimiz yarışlarda gerçekten harika performanslar ortaya koydu. O performanslarıyla beraber aslında sezon başında gelseydi şampiyonluğa nedenle ortak olabilirdi soruları da akıllara gelmiyor değil. Gerçekten harika performans ortaya koydu kendisi ve bu kadar kısa sürede hemen hemen 60 puan üste çıkmayı başardı. Birazdan sizlere puan durumunu da aktaracağım. Sıralamanın tamamı yağmur mu diyeyim bilmiyorum. Arkadaşlar pilotlara sadece şu anda seansa çıkarken hem sıralama hem de yarış hava durumu bilgisi veriliyor ama maalesef bende böyle bir ayar söz konusu değil. Spectator menüsünden girdiğimiz için bize öyle bir maalesef bilgi verilmiyor. Şu anda evet, ön tarafta Batuhan Beşikçioğlu. Şu an muhtemelen zaman turunda olan bir isim. İsterseniz kendisine konuk olalım. Batuhan'dayız. Mercedes pilotu takım arkadaşının hemen hemen 0.2 saniye gerisinde şu anda.
Evet, birazdan aktaracağım şampiyonadaki puan durumunu. Erdem Bey, yani biz onun zaten haberini Motorsport'a yapmıştık. NTV'nin sanırım yapmasına gerek yok. Onun teyit edildi olarak gözükmesi için. Motorsport.com olarak zaten çok erkenden biz onun haberini duyurduk yaklaşık 1-2 ay öncesinde. Planlanan yeni takvim taslağında Avusturya Grand Prix'sinin birinci sırada olduğunu söylemiştik. Ve henüz medya yeni yeni bu konuyla alakalı ilgilenmeye başladı. Zaten o paylaşılan haberde gün sonu haberlerinin arasına sıkıştırılmış, en sona sıkıştırılmış geçici, hemen hemen yarım dakikalık bir haberdi. O yüzden kesinleşti değil. Yani herhangi bir problem olmazsa evet, Avusturya'da yapılacak. Ekstra bir durum söz konusu olmazsa Avusturya Grand Prix'si 5 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Evet, sarı bayraklar var pist üstünde. Şu anda bir Ferrari sarı bayraklara sebebiyet veriyor. Hemen yakalamaya çalışıyorum. Evet, Mustafa Gemici şu anda köprü bölümünde, Japonya'daki o köprü bölümünün öncesinde pist dışına taşmış ve sarı bayraklara sebebiyet verdi az önce. Biz tekrardan isterseniz öne dönelim. Bu arada İbrahim Koyuncu 1.40.129.60. Pist üstünde de tur önceliği kimde ona bakıyorum. En önde ilerleyen şu anda bakalım kim varmış. Racing Point pilotu görüyorum. Acaba Davut Deniz mi şu anda? Evet, bayağı gerilerde kendisi. Önünde bir Mercedes var. Suzuka'nın da yapısını biliyorsunuz. Bayağı karmaşık bir yapıya sahip Suzuka. Özellikle harita üstünde yakalamaya çalışsanız bile size bayağı zorluk çıkartıyor. Kemal Taşaran'a bir bakalım o zaman. Takım arkadaşıyla peş peşeler şu anda ama arkada Efe'de sanırım bir problem var. Kanadında sanki bir parça kırıkmış gibiydi. 130'lar. Az önce tüm ihtişamıyla geride bıraktık. Evet, içeriye doğru yöneldi Kemal Taşaran'da. Bakalım önde kim var? Can Yüksel kendisini ikinciliğe atmayı başardı. Şu an 1.39.969'luk derecesiyle sadece binde 10 saniyelik bir farkla, binde 12 saniyelik farkla Emir Sert'in hemen gerisinde. Bu arada yağmurun şiddetinin azaldığını görüyoruz. Sıralama seansının sonunda muhtemelen kuru zemin lastikleriyle tur atmak için yeterli olmayacaktır. Ancak yine havanın bir kuruması söz konusu şu anda. Evet, buna katılmak için Ortombo Akademi hesaplarına ulaşırsanız onlar sizlere yardımcı olacaklardı. Bu arada 1.39.694. Bir diğer pembe panter Davut Deniz geçici pol koltuğuna oturmayı başarıyor. Son 4 dakikalık zaman diliminde ilerlerken biz bir diğer Racing Point poli almayı başardı. Takım arkadaşı kendi turundan daha kötü geliyor. Şu an Emir turu bırakmış gibi. Bakalım Can Yüksel şu anda muhtemelen pistteki çıkış turunda, daha doğrusu içeri girme turunda muhtemelen zaman turu atmıyor şu anda. Evet, takım seçimi sezonun başında yapıldı. Onunla alakalı tam net bir bilgim yok benim. Yönetim kendi içerisinde kararlaştırdı onu.
Evet, pembe Mercedesler şu an ilk iki sırayı almış gibi görünüyor. Can Yüksel de içeriye dağıldı. Bakalım, Emir pist üstünde kalmaya devam ediyor sanırım şu anda. Nasıl bir zaman tur derecesi gelecek kendisinden, hep birlikte göreceğiz. Arkada da Batuhan Beşikçioğlu yine pist üstünde olan isimlerden bir tanesi. Ege Sayın da pitten çıkış turunda şu anda. Ve en hızlı ilk sektör derecesi geldi Emir'den. Emir pole bir göz mü kırptı acaba? Son 3 dakika. Sıralama seansının yavaş yavaş sonuna doğru da geliyoruz artık. Ligimizde de artık son yarışlara yaklaşıyoruz. Bildiğiniz gibi takvim daralmaya başladı. Japonya'dan sonra artık hemen hemen son 5 yarış kalıyor. Japonya ile beraber 4-5 yarış kalıyor ve gerçekten de zorlu bir şampiyon olduğunu söyleyebiliriz. Evet, gerekli işlemler yapıldı. Rahat olun siz. Çizgiye doğru geliyor bu arada Emir Sert ve 1.39.302. Pol koltuğuna şu anda bir kez daha Emir'in oturduğunu görüyoruz. Emir Sert Racing Point ile beraber geçici pol koltuğunu bir kez daha devralıyor. Bakalım geçici kalıcıya dönecek mi şu anda? Çağdaş, kendin kapatabilirsin yorumları. Çarpıya Basman'la beraber kendin yorumları görmezden gelebilirsin. Telefonunu dik polarizasyona getirip sonrasında çarpıya basıp tekrardan yan hale getirirsen o şekilde yorumlar sende kaybolacaktır. Çünkü F1 2016 liginden beri öncelikle Cihangir Perperik, hepinizin bildiği Matteo Binotto abimiz, Motorsport Türkiye direktörü Cihangir abi 2016 liginde canlı yayınları düzenli şekilde aktarırken yine bu chat açıktı ve bugün de açık olacak. Evet, artık son 1 dakikaya doğru ilerliyoruz. Çetede bir taraftan bakıyorum. Araç yardımları. Onu Ortombo Akademi... Tamam Çağdaş. Yanlış bir anlaşılma oldu. Onu Ortombo Akademi'ye sorarsanız daha mantıklı olur. Çünkü ben sonuçta burada aracı, sezonu anlatan, yarışı anlatan kişiyim sadece. Evet, artık son viraja doğru geliyor. Ege Sayın şu anda ama turunu da bırakmış gibi. Bakalım bir kez daha deneyecek mi? Arkadan kaymayla beraber geldi kendisi Ege ve tekrardan tura başladığını görüyoruz. Emir Sert de içeriye doğru yol aldı şu anda. Can Yüksel pist üstüne olan isimlerden bir tanesi. Zaman turunda şu an. Ön tarafta Toro Rosso'lar var. Ben Toro Rosso'lara bir bakmak istiyorum. Kemal Taşyaran ve arkasında takım arkadaşı Efe Korkmazer var. Efe 14.'lüğe kadar gerilemiş vaziyette şu anda. Ve Kemal Taşyaran'dayız. Orta sektörün sonuna doğru gidiyoruz. ...0.2 saniye zaman turunu geliştirerek geliyor şu anda Kemal Taşyaran. Hafif de körbe çalıştı bu arada. Aracının kontrolü nasıl kaybettiğini sizler de gördünüz. Az daha zorlasa muhtemelen bariyerlere kadar gideri vardı o olayın. Şimdi çizgiye doğru geliyor Kemal Taşyaran ve 6.'lı attı kendisini. Bakalım. Efe Korkmazer 1.39.205. Efe neler yaptı öyle? Şapkadan tavşanı çıkartıyor Suzuka'da. Sözler artık Tolga Can, Can Yüksel ve Batuhan Beşikçioğlu'nda olacak. Efe Korkmazer Toro Rosso ile beraber uçuşu başlatıyor. Sezonun son anında, sıralama seansının son dakikasında harikulade bir tur Efe'den ve şampiyona lideri Emir Sert'in önünde pol pozisyonuna çok yakın şu an Efe. Bakalım Tolga Can, Can Yüksel ve Batuhan Beşikçioğlu'nun zaman dereceleri nasıl olacak? Ege Sayın da bu arada ön tarafta yine zaman derecesinde olan isimlerden, zaman turunda olan isimlerden bir tanesi. Onu izleyelim bakalım. Ege Sayın çizgiye doğru geliyor. Şu anda bir 3. sıra. Ege 3.'lüğü aldı. Can Yüksel'e bakıyoruz tablodan. Evet, Can Yüksel şu andaki yerinde kaldı.
Şimdi çizgiye doğru gelecek mi derken Tolgacan içeriye giriyor ve pol pozisyonu Efe Korkmazer'e gidiyor belki de şu an, bakalım. Evet, Serkan Kaya da içeride. Pol pozisyonu Efe Korkmazer'e gidiyor. Toro Rosso sürücüsü Mustafa Gemici de son anda kendisi de 14.'lüğe attı ve böylece sıralama seansını geride bırakıyoruz. Gerçekten Efe son zamanlarda baya baya şanssızdı. Çok fazla problem yaşadığını görüyorduk kendisinin ama bugün belki de bir hayat öpücüğü olacak sezonun sonlarına doğru gelirken. En azından kendisini biraz da olsa teselli olabilmesi için. Gerçekten de güzel tur. Emir ve Ege ile Tolga Can'ı tebrik etmek lazım. Yine ilk dördü dolduran isimlerden oldular. Davut Deniz 5. Can Yüksel 6. Erdinç Bahar 7. Batuhan Beşikçioğlu 8. Kemal Taşyaran 9. İbrahim Koyuncu 10. Ahmet Ertürk 11. Serkan Kaya 12. Sabri Demir 13. Mustafa Gemici 14. Can Tekin Güner 15. Ceyhun Tüzün 16. Ömer Sabri Karagöz 17. Ve Deniz Öner 18. sırada sıralama seansının bitmesiyle beraber artık yavaş yavaş yarışa doğru geçiyoruz. Deniz Öner'den sonra da 19. sırada Batur Settar Ekşi'nin olduğunu görüyoruz. Son sırada da zaman turu atmayan Alfa Romeo Racing pilotu Gökhan Büyükkağan var. 20 saniye sonra bir kez daha lobiye bağlanacağız ve pilotlarımız son ayarlarını yaptıktan sonra formasyon turuyla beraber heyecanı başlatacağız Motorsport Türkiye ekranlarında. Evet, tekrardan birlikteyiz. Şu anda artık isimler lobiye bağlanıyorlar. Son ayarlarını yapmalarıyla beraber formasyon turuyla yarışın heyecanının demosunu başlatmış olacağız. Evet, Twitch yayınlarını aslında maalesef inanılmaz bir şekilde yoğun olduğum için vakit bulamıyorum. Özellikle de şu son zamanlarda biraz Tosved'in de artık dijital şampiyonasının başlamasıyla beraber yoğunluğumuz iyice artmaya başladı. Evet, König bist du Deutsch? Şu anda yorumlarda acaba bir troll mü var yoksa cidden bir Alman mı var, göreceğiz birazdan. Evet, Ahmet Bahadır Ak da Almancasıyla, muhteşem Almancasıyla müdahaleye gitti. Formasyon turuna başlıyoruz Suzuka'da. Efe Korkmazer önderliğinde ve arkasında da sezon başında mücadeleye giriştiği ancak sonrasında Efe'nin geriye düşmesiyle beraber şampiyonada gerisinde kaldığı Emir Sert var. Emir Sert, Ege Sayın, Tolga Can, Efe'nin arkasında olan isimler. Gerçekten de bizleri çok heyecanlı bir start bekliyor. Özellikle yarışın devamında bakalım neler olacak. Suzuka yapısı gereği biliyorsunuz çok fazla geçişe fırsat vermeyen bir yer. Ama yine de sanal turnuvalarda, e-spor şampiyonalarında bu durum biraz daha farklı olabiliyor bildiğiniz gibi. Lastik tercihlerine bakalım hep birlikte. Şu an ilk 10'da baktığımız zaman 3 isimli orta hamur lastik görüyoruz. Davut Deniz, Erdinç Bahar ve İbrahim Koyuncu. Bu üçlü de orta hamur lastik var. Geri kalan isimler, ilk 10'daki geride kalan isimlerde yumuşak lastikleri görüyoruz. Ahmet Ertürk, Serkan Kaya, Sabri Demir orta hamur. Mustafa Gemici yumuşak hamur. Can Tekin Güner orta, Ceyhun Tüzün ve Ömer Sabri Karagöz yine yumuşak hamur kullanırken Deniz Öner, Batur Settar Ekşi ikilisinde orta hamur ve son sıradaki Gökhan Büyükkan'da yumuşak lastikler bulunuyor şu anda. Artık son sektöre doğru ilerliyoruz. Efe Korkmazer konvoyunun gelmesini bekliyoruz artık grid'e doğru. Selamlar Caner Baba, hoş geldiniz. Evet, ben chatte baktıkça ilgilenmeye çalışıyorum, merak etmeyin. Tek başıma halletmeye çalışıyorum o noktayı. Evet, artık Efe Korkmazer son virajları geride bıraktı. Grid'e doğru yol alıyor. Yarışımız birazdan başlayacak.
Bakalım. Tabii ki Burak Bala arada bakıyorum ama iki tarafa da yetişmek mümkün değil. O yüzden sabrederseniz sevinirim. Evet, artık tekrardan griddeyiz. Efe Korkmazer, Emin Sert, Ege Sayın Tolgacan, Davut Denizcan, Yüksel Erdinç Bahar, Batuhan Beşikçioğlu, Kemal Taşaran, İbrahim Koyuncu. Heyecanı bekliyoruz artık. Hemen hemen 300 kişiye de yaklaştık. Her gelene, yeni gelen seyircilerimize de merhabalar diyelim. Hoş geldiniz artık. Grid'in son sırasındaki Alfa Romeo'yu bekliyoruz şu anda Gökhan Büyükkağan'la beraber. Kendisi de şu an cebine oturdu. 5 kırmızı ışığı bekliyoruz artık Suzuka'da. Heyecan birazdan start alacak. Japonya Grand Prix'sinde şimdi geri sayıma başlıyoruz. Biraz geç olsa da Codemasters'ına zizliğine uğradık. 5 kırmızı ışık an itibariyle sönüyor ve start alıyoruz. Şu anda Emir Sert çok iyi atıldı ön tarafa doğru ama Efe Korkmazer de yerini koruyabilecek kadar kalktı, ancak çizgi avantajı Emir Sert de şu anda ilk viraja doğru gelirken biraz daha ayağını gaza çekmek zorunda kaldı. Bu arada Tolga Can spin atıyor. Tolga Can spin atıyor sarı bayraklar. Tolga Can son sıraya kadar düştü. Haas gitti, Williams gitti. Ana baba günü oldu resmen arka taraf. İnanılmaz olaylar oldu, ancak ön tarafta sıralamanın değişmediğini görüyoruz. İlk üst sırada Tolga Can içeriden gerçekten çok tehlikeli bir dalış gerçekleştirdi o noktada ve geri düşüyor kendisi. Şu anda lider Efe Korkmazer. Arkasında Emir Sert ve Ege Sayın'ın olduğunu görüyoruz. Willkommen Sie König. Şu anda ön tarafta bir olayın olmadığını gördük ama gerçekten arkada işler kızıştı. Bu arada sarı bayraklar, Deniz Öner bir ceza aldı. Arkada Williams. Sarı bayraklara sebebiyet veriyor şu anda. Bu arada Mustafa Gemici de İbrahim Koyuncu'yu geride bıraktı. Az önce İbrahim Koyuncu 9'unculuğa yükselmişti, ancak sonrasında yerini geri almayı başardı. Arkadan da ciddi bir kayma yaşadığını görüyoruz Scuderia Ferrari pilotunun. İbrahim Koyuncu hava koridorunda Mustafa Gemici'nin. Yine Mustafa Gemici ile beraber takım arkadaşı hemen arkada şu an kendisini göstermeye çalışıyor. Bu arada İbrahim Koyuncu dış taraftan gelmeye çalıştı. 130 arda, ancak atak yapma mesafesi yok. Çok tehlikeli bir noktaydı. Bakalım İbrahim Koyuncu'da daha sert ve uzun ömürlü lastikler var. Lastiklerini yememesi için Mustafa Gemici'yi bir an önce geride bırakması lazım. Ancak biz tekrardan isterseniz ön tarafa dönelim. Emir Sert Efe Korkmazer'i kovalıyor. Teşekkürler Erhan Aktokluk. Evet, bu arada gerçekten de chatimizi tebrik etmek istiyorum. Çünkü bir yabancı arkadaşımıza karşı gerçekten de çok güzel bir şu anda hoş geldin karşılaması yaptınız. Bu yüzden hepinizi tebrik ediyorum. Şu anda yarışta da devam ediyoruz. Bu arada Can Yüksel bir mücadeleye girişmiş vaziyette ve Batuhan Beşikçioğlu'yla arasındaki savaşı kazanmış gibi görünüyor. Arkada Mustafa Gemici İbrahim Koyuncu'yla mücadeleyi devam ettirirken önünde de Ahmet Ertürk'ü kovalıyor. Şu anda Scuderia Ferrari pilotu nispeten iyi bir başlangıç yaptığını görüyoruz. 5 sıra birden kazanarak 9. sıraya kadar yükselmiş vaziyette. Şu anda Mustafa Gemici Ahmet Ertürk'ün sendelediğini görüyoruz. Yarış çizgisini çok fazla kaçırdı McLaren pilotu Ahmet Ertürk. Hava koridorundan faydalanmaya çalışıyor rakibinin, ancak atak mesafesi yok. Bu arada önde de şimdi Ege Sayın iyice yaklaştı rakibine. Birazdan o noktaya döneceğiz. İbrahim Koyuncu da kendisini göstermişti hafiften ama atak mesafesi yok. Emir Sert ve Ege Sayın üst üste hızlı turlar. 1.32.550 ile Red Bull sürücüsü yarışın en hızlı zaman derecesini almayı başarıyor. Ve DRS ile beraber parti modunu açıyoruz. DRS aktif. Merhabalar Lilci, hoş geldiniz siz de. Ön tarafta ilk 3 birbirini yakalamış durumda ve aynı tempoda dönüyorlar hemen hemen. 3. turada girdik. Az önce hatırlayacaksınız ki DRS'nin de açıldığını gördük hep birlikte. Efe Korkmazer, Emir Sert ve Ege Sayın. Ege Sayın'dan öndeki ikiliyi takip edelim isterseniz. Bakalım DRS'nin açılması atak şansını arttıracak mı bu isimlerin? Sarı bayraklar var arkada, bir Haas. Arkada spin atmış vaziyette. Muhtemelen Erdinç Bahar diyeceğim ama hayır, Deniz Öner. Şu anda o noktada spin atmıştı. Şimdi piste geri dönmeyi başardı kendisi.
F1 2020 oyunu hemen indirime girmez. O açıdan bence pek fazla beklemeyin. Muhtemelen 2020 yılının sonlarına doğru anca indirime girerse girer. En erken. Bu arada önde de Emir Sert. İyice yaklaştı Efe Korkmazer'e. Bakalım düzlükte bir atak şansı doğacak mı Racing Point pilotu için? Çok yakın şu anda aracını ortaladı Efe Korkmazer Emir'e karşı. Efe'den de bir blokaj geldi. Şimdi DRS avantajı olacak Emir Sert'in Efe Korkmazer'e karşı. Çok erken bir şekilde yakaladı. Emir Sert Efe Korkmazer'i Toro Rosso kaçıyor. Racing Point kovalıyor. İç tarafa kapandı erkenden Efe Korkmazer. Yan yanalar şu anda ön tarafta. Bu arada Emir Sert dışarıya taştı ancak. Ege Sayın o noktada çok uzak kalmıştı kendisinden. Efe şimdilik yerini korumayı başarıyor. Evet, spikeriniz ben Emre Baltoğlu. Onun da bilgilendirmesini yapalım. Instagram'dan Baltoğlu hesabına her türlü soru, görüş ve önerinizi yazabilirsiniz. Evet, tekrardan yarışa döndüğümüz zaman Efe ile Emir arasında 0.9 saniyelik, hatta şu an 1 saniye kadar çıkan bir fark olduğunu görüyoruz. Az önce pist dışına taşmasıyla beraber ilk virajda Emir Sert'in Efe'den koptuğunu gördük ve hemen arkasında Ege Sayın da Emir'i yakalamış vaziyette şu anda. Cihun Balçık yok. Kendisi bilgisayar platformunda. Bu yarışımızsa PlayStation 4 platformunda yapılıyor. Bakalım şimdi yarım saniyelik bir fark söz konusu Ege Sayın'la Emir Sert arasında. Birazdan start finish düzlüğünde atak şansı olacak mı Ege'nin? Hep birlikte göreceğiz. Yarışın ikinciliği için çok büyük avantaja sahip. İçeriden gösterdi kendisine Ege ancak risk etmek istemedi o noktada. Son iki virajda biraz fazla farkın açıldığını görüyoruz Emir ile Ege arasında. Bir önceki turda da aynısı olmuştu. DRS ile beraber geliyor Ege Sayın ancak çok uzakta. Emir Sert Ege'ye karşı. Evet, herkes şu anda direksiyon setiyle yarışıyor ve vitesleri de otomatik durumda yarışmacılarımızın. Arkada Serkan Kaya Ceyhun tüzünü geride bıraktı. Tabii arkada da bir yılma söz konusu ancak şu anda ilk üçte liderlik için isimlerin 1,5 saniye içerisinde olduklarını görüyoruz. Gerçekten de bir hayli yakınlar. Arka tarafa da göz atalım yavaş yavaş. Bakalım durumlar ne? İbrahim Koyuncu Mustafa Gemici'yi geride bırakmış gözüküyor şu an. 8. sırayı alan Ahmet Ertürk'ün 0.8 saniye gerisine gelmiş durumda. Videoları ve canlı yayınları. Şöyle ki videoları ve canlı yayınları yine PlayStation 4 üstünden yapıyorum ve Pro olmadığı için PlayStation'ım. O yüzden en fazla 720p çıkışlı olarak verebiliyorum. Capture Card da olmadığı için en yüksek gelen 720p. Yoksa ben de çok isterim 1080p yapmayı ama keyfimden olan bir durum değil. Yanlış anlamayın. Hayır. F1 2020 oyununda Türkçe dil desteği olmayacak. Ön tarafa dönelim isterseniz hemen. Ege Sayın. Emir Sert de peş peşe hemen arkasında. Ege Sayın kendisini gösterdi dışarıdan. Yan yanalar şu anda son iki viraja doğru gelinirken Emir Sert'e karşı atağını yapıyor Ege Sayın ve ikinciliğe yükseliyor. Red Bull'un gözü kara pilotu yine yakından takip etti Emir'i ve avlamayı başarıyor. Son iki virajda gerçekten de güzel bir atak geldi Ege Sayın'dan. Böylece ikincilik yer değiştiriyor. İkinciliğin yer değiştirdiğini görüyoruz bir kez daha. Bakalım geri kalan turlarda neler olacak. 6. turdayız ve Efe Korkmazer 1.1 saniye önünde Ege Sayın'ın lider. Ege Sayın 2, Emir Sert 3. 0.8 saniye var bu ikili arasında. Arkada da Sabri Demir Ceyhun Tüzün'ü yakından takip ediyor. İsterseniz oraya da bir konuk olalım. Red Bull burada da kaçan konumunda. Arkasında McLaren sürücüsü Sabri Demir var. Gökhan Büyükkanlı 6 sıra kazanmış Alfa Romeo pilotu. O da Sabri Demir'in arkasında. Birazdan da Can Yüksel'e konuk olacağız. Renault sürücüsü 0.6 saniye gelirse Davut Deniz'in yakından takip ediyor şu anda o da. Evet, burası Suzuka. Bu arada arkada da Alfa Romeo'ya karşı Ömer Sabri Karagöz Renault ile beraber gelmeye çalıştı. Bir temas var ikili arasında.
sert bir fren geldi sonra. Ömer Sabri Karagöz'den ve iki sıra birden kaybetti. Şu anda önde Ege Emir Sert'in de bakıyoruz. Evet, şu an bir saniyede olduğunu gördük farkın. 1.32.190. Ege'den en hızlı tur geldi bir kez daha. Yarışın en hızlı zaman derecesini almayı başardı Red Bull sürücüsü. Can Yüksel'e bakalım isterseniz. Şu an Davut Deniz'i yakından takip ediyor Renault pilotu. Bu arada sarı bayraklar var. Arkada Tolga Can yanılmıyorsam. Şu an ön kanadı yok olmuş şekilde geliyor Tolga Can. Arkasında Can Tekin Güner vardı. Şimdi geçti. Gerçekten de son yarışlarda Tolga Can'ın çok şanssız olduğunu görüyoruz. Ve böylece Tolga Can duvara muhtemelen kasti olarak vurdu o noktada. Ve yarış dışı kalıyor. Mercedes sürücüsü. Bir güvenlik aracı gelmedi. Aslında gelmesi çok makul olurdu o noktada, ancak güvenlik aracını göremedik maalesef. İbrahim Koyuncu'ya dönelim isterseniz. Ahmet Ertürk'ü yakından takibi sürdürüyor. Şimdi DRS yüzlüğünde avantajı olacak İbrahim Koyuncu'nun Ahmet Ertürk'e karşı. Ama Ahmet Ertürk de yine muhtemelen DRS açabilecek Kemal Taşyaran'dan dolayı, hep birlikte göreceğiz. Evet, Ahmet Ertürk açamadı DRS'yi. Yine de makul biçimde uzaklaştığını görüyoruz. Düzlüğün sonuna doğru gelinirken Ahmet Ertürk bu arada çok yavaş kaldı o noktada. İbrahim Koyuncu da kendisine çarpmamak için sert bir fren yaptı. Kameralara da yansıdı o anlar. İbrahim Koyuncu kovalıyor. Ahmet Ertürk kaçıyor. McLaren Alfa Romeo'ya karşı. Evet, puan durumu aklımda, vereceğim. Merak etmeyin. Şu anda ikili arasındaki mücadele de sürüyor. Tam da bu anda dönebiliriz aslında puan durumuna. Ön tarafa tekrardan fokuslanarak. Şu anda pilotlar şampiyonasında 193, düzeltiyorum, 148 puanla Emir Sert'in liderliği var ve Tolga Can, az önce yarış dışı kalan Mercedes sürücüsü, 110 puanlı ikinci. Toro Rosso'dan Kemal Taşyaran 74 puanlı üçüncüyken takım arkadaşı Efe Korkmazer 73 puanla dördüncü sırada. Can Yüksel 68 puanla 5. İbrahim Koyuncu 62 puanla 6. Ege Sayın 56 puanla 7. Davut Deniz 47 puanla 8. Erdinç Bahar 45 puanla 9. Ve Batuhan Beşikçioğlu yine 45 puanla 10. sırada bulunuyor şu anda ligimizde. Ve takımlar bazında da 193 puanla sahip Racing Point'ler. 2. sırada Mercedes var 155 puanla. Scuderia Toro Rosso 147 puanla 3. Renault 97 puanla 4. Red Bull 92 puanla 5. sırada bulunuyor. Alfa Romeo 75 puanla 6. Ferrari 63 puanla 7. McLaren 53 puanla 8. Ve yine Haas da 53 puanla 9. Williams'ın ise sadece 5 puanı bulunmakta şu anda. Açıkçası neredeyse gerçek hayatla paralel bir olay yaşıyoruz Williams adına. Evet, selamlar Master Chief, hoş geldiniz. Bu arada İbrahim Koyuncu dışarıdan geliyor ve Ahmet Ertürk'ü sonunda geride bırakmayı başardı Alfa pilotu. Uzun turlardır kovalamayı sürdürüyordu Ahmet Ertürk'ü İbrahim Koyuncu ve bu tur içerisinde geçmeyi başardı. Şimdi Ahmet Ertürk'ün ensesinde iki Ferrari var. Mustafa Gemici ve Serkan Kaya. Hemen arkasında McLaren pilotunun, bakalım atak fırsatı olacak mı bu isimlerin. İkinci sektörün sonuna doğru gelinirken. Merhabalar, teşekkürler Hüseyin Karabacak, hoş geldiniz. Bilgim yok Brawler Yunus. Bilgim olsaydı cevap verirdim.
Yorumlarınızı da zaten okuyorum. O yüzden spam yapmazsanız sevinirim. Çünkü hem spam yapmanız arkadaşları izleyen seyircilerimize kötü şekilde gözüküyor. Hem de chatten sohbet edenlere de bir nevi engel oluyor. Şu anda bu arada Emir Sert pitte. Emir Sert'e konuk olalım. Emir Sert 13. sırada çıktı pitten, bakalım. Trafiğe takılacak mı orada? Ömer Sabri Karagöz'ü kovalayan bir Sabri Demir var. McLaren'le beraber. Hemen arkalarında da 1.2 saniye geride Emir Sert var. Emir bu gruba takılı kalırsa kendisi için çok büyük sıkıntı olacak. 1 saniye kadar indirdi zaten hemen farkı. İkilinin mücadelesinden faydalanarak Emir Sert. Ama yeni lastikleriyle burada trafiğe takılması Emir'in yarışının gidişatı için hiç ama hiç iyi olmaz. Önde de Ege Sayın Efe Kokmazeri 0.6 saniyelik bir farkla takibi sürdürüyor yakından. Teşekkür ediyorum Master Chief. Bu arada Recep Tilki ve Mehmet Rüzgar Bozacı, hoş geldiniz siz de. Emre Şahin. Muhtemelen evet. Öyle bir baz alınma söz konusu olduğunda çok 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 büyük avantajı var. Bu arada içeriden gösterdiğini görüyoruz Emir Sert'in Sabri Demir'e karşı kendisini yeni lastikleriyle beraber. Emir rahat şekilde geride bıraktı kendisini. Bu arada önde de pitler var. Önde de pitler var. Efe Korkmazer bakalım önünde çıkabilecek mi? Şu an Emir Sert'in çok rahat önünde çıktı Efe. Ve arada hemen hemen 5 araç var şu anda Emir Sert ile Efe Kokmazer arasında, hatta 4 araç diyelim. En hızlı tur şu anda Ege Sayın'da 1.32-190'lık derecesiyle beraber. Ve Ege de henüz pite gelmedi. Efe ile arasında 21.1 saniyelik bir fark var, bakalım. Efe olur da trafiğe takılırsa Ege'ye yarayacak mı bu durum, hep birlikte göreceğiz. Ahmet Ertürk'ün pist dışına taştığını gördük. Evet tabii ki Mehmet Öztürk, şu anda bütün araçlar eşit güçteler. Bu arada Ahmet Ertürk sendeledi o noktada. Nereye kadar kaçacak Toro Rosso'dan göreceğiz. İçeriden gösterdi kendisine Efe. Ahmet Ertürk dışarıda kalıyor ve Ahmet Ertürk bırakmadı. Ahmet Ertürk şu anda yeri için savaşıyor. Arkada da Ferrari'lerin mücadelesi var bu arada ve Mustafa Gemici'yi geride bırakmayı başardı. Bu arada Efe içeriden dalışını gerçekleştirdi. Ahmet Ertürk'ü geride bırakmayı başarıyor. Böylece hafiften pist dışına taşmış olsa da 5.'le yükselmeyi başardı. Bütün araçlar eşit bahsettiğim gibi ve setuplarda fix setuplar, yani herkes aynı setup'ı kullanıyor şu anda. Ege Sayın 1.32-163. Bitik lastikleriyle beraber en hızlı zaman derecesini bir kez daha elde ettiğini gördük kendisinin. Ve Can Yüksel pitte. Tabii bu geç pitler işe yarayacak mı göreceğiz. Efe ile Ege arasındaki fark da 22.3 saniye çıkmış durumda şu anda. Neredeyse 1 saniye almayı başarmış son turda Efe Korkmazer'den Ege Sayın. Evet evet, bütün araçların güçleri eşit. Online bir lig olduğu için biliyorsunuz ki eğer gerçekçi araçlar olsa, gerçekçi araç güçleri olsa bu olay hiç kimseye bir avantaj getirmez. Bu yüzden araç güçleri eşit konumda şu anda. Bu arada Mustafa Gemici ve Serkan Kaya ikilisi Ahmet Ertürk'ü yakından takip ediyorlar. Tolga Can yarış dışı kaldı Kırca Bey. Bireysel olarak ödül verilecek şu anda bildiğim kadarıyla. Sergen ikinci, o da Ortomo GT. Yarış setup'ı gerçekten de harikulade bir sistem. Ona da Ortomo'nun kendi Instagram ve Twitter adreslerinden de ulaşabilirsiniz. Ayrıca bana da eğer bir sorunuz olursa herhangi bir konuda Formula 1 ile alakalı Instagram Baltoğlu hesabından ulaşabilirsiniz. Bu arada Serkan Kaya çok dışarıya taştı. Mustafa Gemici de yakından takibi sürdürüyor. Ön tarafta pit var. Ege Sayın bakalım bu pitte önde mi kalacak yoksa Efe'nin gerisinde mi çıkacak? Şu anda seyrediyoruz. İnanılmaz bir fark var. Ege Sayın Davut Deniz'e geçildi şu anda. Efe Korkmazer çok geride. Liderlik gitti gibi muhtemelen Efe için. Bakalım seyrediyoruz ama neler olacak hep birlikte göreceğiz. Çok yakın çıkacaklar muhtemelen. Ve evet ön tarafta kalıyor Ege.
Ege ön tarafta kaldı. Sarı bayraklar var şu anda. Böylece yarışın teorik lideri Ege Sayın oluyor. Piste kaldı Ege. Efe'nin de trafiğe takılı kalmasıyla beraber geç piti işe yaradı. Gerçekten de harika. Bakalım bu ikili arasındaki mücadele daha bizlere neler izletecek. Arkada pitler var. Evet, şöyle ki Raif Terli, direksiyonum yolda. Sağ olsun Motorspor Türkiye direktörü Cihangir Perperik. Cihangir abi direksiyon teminini yaptı ve şu anda kargoda. Önümüzdeki videolarda en geç 3. sezonumuzda, kariyerimizin 3. sezonunda direksiyonla beraber yarışlara devam edeceğiz. Aslında şöyle, perşembe günü müsait olmadığım için pazar günkü yarışları sunmaya başladım bundan böyle. Son zaten 2 ya da 3 yarış kalacak. Biraz da bunu yapmamın sebebi final yarışı hemen hemen pazar gününe gelecek yanılmıyorsam. Bu şekilde final yarışını da sizlere aktarmış olacağız. G29, Logitech G29. Evet, herkes PlayStation 4'te. Şu an PlayStation 4 sistemi üzerinden yapılıyor. Bu arada Efe en hızlı son sektör. Düzeltiyorum, orta sektör derecesiyle geldi. Ege de İbrahim Koyuncu'ya takıldı şu anda, bakalım. Fırsat bu fırsat deyip geçebilecek mi, ama Ege çok büyük hız farkıyla geliyor İbrahim Koyuncu'ya karşı. Efe de 1.31.956 ile yarışın en hızlı zaman turu derecesini alıyor. İbrahim Koyuncu'yu da zorlanmadan geride bıraktı kendisi. Bu ikili anlaşılan o ki Red Bull ve Toro Rosso sürücüleri bizlere daha çok heyecanlı dakikalar yaşatacaklar. Evet, perşembe günü şöyle. Hemen aktarayım onu da sizlere. Perşembe günü olan yarışı kazanan isim Ege Sayın oldu. Emir Sert ikinci, Can Yüksel üçüncü, Kemal Taşören 4, Batuhan Beşikçioğlu 5, Serkan Kaya 6, Deniz Tüzün 7, Erdinç Bahar 8, Deniz Öner 9 ve Mustafa Gemici 10. sırada tamamladı. Perşembe günü yayınını yapamadığımız yarışta, bunun da bilgisini verelim. Kadir Işık, ben Trasmaster T150 denemiş birisi olarak şu anda G29 ile T150 hemen hemen aynı seviyede. Aralarında çok çok büyük bir fark söz konusu değil. Hatta gaz ve fren pedalları olarak hissiyat açısından Logitech'in daha iyi olduğunu söylüyorlar. Pedal hissiyatında tabii ki deneyip göreceğiz artık onu. Şöyle Kırca Bey, gamepad üstündeki joysticklerle, yoksa tuşlarla imkanı yok, öyle bir şey yapılamaz. Bu arada Efe üst üste bir kez daha en hızlı orta sektör derecesiyle geliyor, uçarak resmen. Gerçekten de harika bir tempo tutturmuş vaziyette şu an Toro Rosso sürücüsü. Arkada da Emir iyice uzak kaldı. Yarışın galibiyet mücadelesinden 1.31.651 önce Ege attı. Sonrasında Efe Korkmazer en hızlı turu Ege'den devraldı. Küçükte bir temas yaşandı bu ikili arasında. Elini uzatsa değecek neredeyse artık Efe. Ege'yi gerçekten de çok yakından takip ediyor şu anda. Bakalım burada neler yaşanacak. Red Bull kaçıyor, Toro Rosso kovalıyor. Arkada İbrahim Koyuncu da şimdi pitte. Alfa Romeo sürücüsü bakalım nasıl bir strateji izleyecek. Şampiyon olduktan sonra Ahmet Nacak, duruma göre Toro Rosso ihtimalimiz var. Onunla alakalı ileride açıklama yapacağım artık. Geçen yarışın canlı yayını, bahsettiğim gibi müsait olmadığımız için canlı yayını yapamadık. Şu anda bu arada artık yarışın 16. turuna doğru ilerliyoruz. Ve ama sadece yayınımızda 81 like söz konusu, 450 kişi var şu an yayında. Yayına yeni gelen, yeni katılan herkese de merhabalar diyelim. Hoş geldiniz. Yarıştaki liderlik heyecanı da sürüyor gördüğünüz üzere. Yarım saniyelik bir farkla bu ikilinin birbirini takip ettiğini görüyoruz. Yine 450 kişiyiz. Beğenilerinizi de canlı yayınımıza atarsanız bizlere destek olmak için küçük bir beğeni gerçekten de çok güzel olur. Bunun da hatırlatmasını yapalım sizlere. Son artık 3-4 yarış kaldı. Japonya'dan sonra biliyorsunuz ki çok fazla yarış yok zaten. Hemen sizlere o takvimi de aktarayım. Teşekkürler mühendis oyuncu, hoş geldin. Evet, Suzuka'dan sonra önümüzde kalan yarışlar
Meksika, Amerika, Brezilya ve Abu Dhabi. Yani bu yarışı geride bıraktığımızı varsayıyorum. Son 4 yarış kalıyor. Onun da bilgisini verelim sizlere. Evet, turnuvalara katılmak için Orta Omu Akademi'nin Instagram ve Twitter adreslerine yazarsanız ikisinden bir tanesine onlar sizlere yardımcı olacaklardır. Teşekkür ediyorum Eyüpcan Aksu, hoş geldin. Çok teşekkürler Ali Pehlivan. Birazdan aktaracağım Ege'nin şimdiye kadar kaç yarışa katıldığını. Hemen bir onun sayımını yapalım. Ege 5 yarışa katılmış ve 5 yarışta şampiyonanın 7.liğini almayı başardı buraya gelirken. Gerçekten de harika bir çıkarttığını söyleyebiliriz. Bakalım arka tarafta neler oluyor. Birazdan oraya da döneceğiz ama arka tarafta bir şey olmuyor şu anda. Problem o. Önde Davut Deniz hala daha pite gelmedi sanırım. Bakalım hemen ama. Evet, Davut Deniz pite gelmemiş. Ahmet Ertürk, Deniz Öner ve Can Tekin Güner. Bu isimler pite gelmeyen isimler. Şu anda lastik tercihlerine de bakacak olursak ilk 10'da sadece İbrahim Koyuncu'da yumuşak lastikler var. Ahmet Ertürk de an itibariyle pite dağıldı. Sadece yarışta 3 isimde yumuşak ve 1 isimde sert lastik görüyoruz. Onun dışında herkeste orta hamurdaki lastikler söz konusu. Pek fazla farklı strateji görmedik bugün pilotlarımızdan. Geçtiğimiz yarışlarda özellikle Monza inanılmaz bir heyecana ev sahipliği yapmıştı. Yine chatte bizlerle beraber yarışı takip eden seyircilerimiz hatırlayacaklardır. Gerçekten inanılmaz bir heyecan söz konusuydu o gün. Deniz Öner'le Batur Settar Ekşi de pitteler. Evet, Twitch için maalesef bulamadık vakit. Şu anda evet, bilgisayar platformuna da Orta Omu'nun düşüncesi var. F1 2020 oyununda muhtemelen onunla alakalı çalışmalar olacaktır. Teker teker yorumlarınıza da bakmaya çalışıyorum. Evet, herkes direksiyon setiyle oynuyor İsa. Evet, diğerleri pite girmedi. Kutay Kutlu, bütün araçlar eşit. Görüntüdeki Toro Rosso ile Ferrari, Mercedes hepsi eşit güçteler şu anda. O yüzden hiçbir farkları söz konusu değil. Bu arada pist üstünde sarı bayraklar da var. Küçük bir ara vermek zorunda kaldım az önce. O sarı bayraktan muhtemelen yeşile dönecek gibi. Orta Omu Akademi çetede yazdılar şu anda. Evet, Ege yarışta şu an teorik lider. İbrahim Koyuncu da 1.31.52'lik derecesiyle en hızlı zaman derecesini almayı başardı. Önde Davut Deniz'in pite gelecek olmasıyla beraber görüntülerdeki Ege Sayın uzun zamandır kameralarda olan iki isim var. Bunlar da Ege Sayın, Efe Korkmazer. Davut Deniz'in pite gelmesiyle Ege Sayın liderle yükselirken Efe Korkmazer iki emi sertli üçüncülüğü alacak gibi şu anda normal şartlarda. Gamepad direksiyona göre çok dezavantajlı Mert. Onu söyleyebilirim yani Mert Onar. Kesinlikle. Ödül Orta Omu GT yarış seti. Eğer Orta Omu'nun yeni adresine girerseniz göreceksiniz. Gerçekten inanılmaz bir sistem. Keşke bizim de olsa. Evet, setup'ta herkes stok setup'larla yarışıyor şu anda. Herhangi bir farklılık söz konusu değil. Bu arada şunu da söyleyeyim, arka taraflarda bir olay olmadığı için şu anda artık öne kilitlenmiş vaziyetteyiz. Bu arada Davut Deniz pitte. Ege Sayın liderle yükselirken Efe Korkmazer de ikinci sıraya yükseliyor artık. Böylece bu arada Emir Sert 5 saniye ceza aldı. Pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle yarışın sonunda muhtemelen başını ağrıtacak. Ege ile Efe muhtemelen pite girmezler gibi geliyor ama belli de olmaz. Şu anda lastiklerinin durumlarına göre tek pitle bitirme çabasında da olabilirler. Bir iki tur sonra yumuşak lastikler de geçilebilir. Hiç belli olmaz. İbrahim Koyuncu'dan sonra bu arada Serkan Kaya en hızlı turu almayı başardı. 1.31.18'lik zaman turu derecesiyle beraber. Bu arada şunu da söyleyeyim. Az önce bir soru görmüştüm. DS4 için olanlara acaba niye onlarla yarışanlara bir lig yok deniyordu ama. Evet, şimdi gördüm. Anjin bunu bu.
spam atmanıza gerek yok. Onunla alakalı da artık Hakan Kayın chat'te bize yardımcı olursa sevinirim. Kendileri aktarsınlar sizlere. Acaba böyle bir düşünceleri var mıymış? Muhtemelen vardır diye düşünüyorum. Yine alt ligleri de açmayı düşündüklerini zannediyorum. Geçtiğimiz sezonlarda vardı çünkü. Ortombo'nun PlayStation'da 3, bilgisayarda 2 tane klasmanı vardı. Gerçekten altın çağlarını yaşadı hemen hemen 2 sene önce bu lig. Evet bakalım, bu ikili hala daha birbirini yarım saniye farkta takip ediyor ama biraz da arkadaki isimleri gezelim. Homurdanmalar başlayacak muhtemelen çünkü yarıştan sonra WhatsApp gruplarında. İbrahim Koyuncu 0.7 saniye, gerisi de Kemal Taşyaran'ın. Yarışında artık yavaş yavaş son turuna doğru, son turlarına doğru ilerliyoruz. 8 turluk bir mesafe kaldı artık. İbrahim Koyuncu da Kemal Taşyaran'ı yakından takip ediyor. Yine Ahmet Ertürk takım arkadaşı Sabri Demir'in arkasında 0.7 saniyelik farkla. Vites Manuel. Vitesler Manuel şu anda. Diğer asistler konusunda dediğim gibi Hakan Kayın buradaysa sizlere daha net bilgi verecektir. Ligin yöneticisi. Yine arkada Serkan Kaya. Ceyhun Tüzün'ün hemen yanına kadar geldi bu arada. İlk viraja doğru gelinirken ve 12. sırayı almayı başarıyor. Ferrari sürücüsü Serkan Kaya. Serkan Kaya böylece yarışa başladığı noktayı geri dönmüş oldu. Şu anda şampiyona lideri, bir kez daha hatırlatmakta fayda var, Emir Sert. 146 puanla ve 110 puanla 36 puan gerisinde Tolga Can var ama Tolga Can bugün biliyorsunuz ki yarış dışı kaldı. Bu yüzden şampiyonada iyice fark açılmış olacak liderler arasında. Üçüncü Kemal Taşyaran şu anda 74 puanla ve dördüncü de 73 puanla takım arkadaşı Efe Korkmazer. Efe eğer yarışı bu şekilde bitirirse takım arkadaşını geride bırakacak puan tablosunda. Efe Korkmazer pite girmeyecektir muhtemelen artık. Herkes tek pit stopunu tamamladı. Yeni lastiklere geçtiler ve uzun turlardır da bu lastiklerle devam ediyorlar. Şu anda görüyorsunuz ki 10 tur Efe Korkmazer'in lastik ömrü. 10 tur önce taktığı medium lastikleri ve Ege Sayın'da 8 turluk orta homur lastikleriyle yarışa devam ediyor şu anda. Katılıyorum Emre Durgut. Adaşıma teşekkür ediyorum. Red Bull sürücüleri Ege Sayın'la Ceyhun Tüzün. Bu arada arkada sarı bayraklar var. Mercedes mi acaba? Batuhan Beşikçioğlu yarış dışı kaldı. Acaba güvenlik aracı gelir mi derken güvenlik aracı geliyor. Bakalım öndeki isimler pite gelecekler mi? Yumuşak lastik hamlesi görecek miyiz? Can Yüksel ile Batuhan Beşikçioğlu ikilisi yarış dışı kalmış durumda. İnanılmaz. Biz ön tarafa bakarken iki isim birden yarış dışı kaldı. Sabri Demir 7. ile yükselirken Ahmet Ertürk 8. sırada şu anda. Bakalım güvenlik aracı bizlere neler getirecek? Pite gelecek mi Ege Sayın ve Efe Korkmazer ikilisi? Emir Sert için de bir avantaj doğurdu bu olay. Liderlik için şansı olabilir ve iki isim de pitteler. Ege Sayın da Efe Korkmazer de pitte şu anda. Evet Hakan Kayın geldi şu anda. DualShock 4 ile ilgili lig açılacak mı sorusunun cevabını sanırım verebilir. Yumuşak lastiğe sorunsuz servis ikiliden de Ege Sayın, Efe Korkmazer bu isimler yine ilk iki sırada dönecekler. Emir de muhtemelen bakalım. Oo, Emir geriye düşecek. Cezası da var Emir Sert'in. Biraz kötü bir yarış oluyor şu ana kadar. Şampiyona lideri Emir Sert için yumuşak lastiklere geçiş yaptı o da. Takım arkadaşına geçirdi. İbrahim Koyuncu da geçti. Mustafa Gemici'ye de 5 saniye ceza geldi temas ettiği gerekçesiyle. Bu arada 400 kişilik izleyici sayımızla yarışa devam ediyoruz. Hala daha kanalımıza abone olmayan veyahut da canlı yayınımıza bir beğeni atmayan varsa bunları yaparsanız seviniriz. Teşekkürler Mücahit Temur, hoş geldiniz. Evet bakalım güvenlik aracı yarışın seyrini ne denli değiştirecek ki? Emir pite geldi ama Davut Deniz ile İbrahim Koyuncu'ya geçildi.
Bakalım, ilginç bir mücadele söz konusu olacak orada da. Evet, F1 2020'de bilgisayara bir lig açma düşüncesi var. Evet, Hakan Kayın'dan yorum geldi. DS4 katılım sayısı az olduğu için şu anlık bir düşünceleri yokmuş. Evet arkadaşlar, duydunuz. Baskıyı yapın, sayınızı oluşturun ve böylece ligin açılması için gerekli kamuoyunu oluşturmuş olursunuz. Benden size bir tavsiye. Yarışın muhtemelen güvenlik aracının çıkacağı turda önümüzde bir 4 turluk süreç olacak. Bakalım bizleri neler bekliyor bu sürede. Birazdan tekrar sizlerle beraber olacağım. Küçük bir su molası. Evet, tekrardan birlikteyiz. Küçük bir su molası vermiştik ve tekrardan sizlerle beraberiz şu anda. Evet, Aslan Hanım bu anlaşılan yeni gelmiş yayınımıza. Yaklaşık olarak 40 dakikadan beri canlı yayının başındaydım. Küçük bir su molası verdim. Evet, güvenlik aracının piste girmesiyle beraber aslında işler bayağı bir değişti. Ege Sayın lider konumda, Efe Korkmazer ikinci. Burada bir değişiklik yok. Ancak Emir Sert pite gelip cezasını çekmesiyle beraber hem Davut Deniz'e hem de İbrahim Koyuncu'ya geçildi. Ancak Emir'in taze lastik avantajı olacak önündeki bu ikiliye karşı. Tabii ki şöyle de bir durum söz konusu. Emir en azından şu noktada bitirse bile yarışını, şampiyonadaki rakibi Tolga Can'a karşı büyük bir avantaj elde edecek. Çünkü Tolga Can yarış dışı kaldı, biliyorsunuz ki. Bu yüzden Emir'in şampiyonada zaten risk almasına gerektiren bir durum yok. Tıpkı 2016 Nico Rosberg durumu var şu anda Emir'de avantaj olarak. Evet, bakalım. Belli olmaz. Şafak Göse hep birlikte göreceğiz. Bak, eğer Efe baskısını arttırabilirse, Ege eğer hata yaparsa sıralama değişebilir. Efe hata yaparsa ikinciliğini kaybedebilir. Her an her şey olabilir şu anda. Güvenlik aracı muhtemelen artık bu turda içeriye girecektir. Biz 24. tura doğru ilerlerken şimdi 24. turdayız. 24'ün bitimi 25'in başlangıcında 3 turluk süremiz olacak. Güvenlik aracının çıkışıyla beraber... Evet, en azından beğeni 200'e tamamlayabilirsek gerçekten güzel olur. Şu anda Tolga Can'la Emir Sert arasında 36 puanlık bir fark söz konusu. Rahat şekilde önünde lider Tolga Can'ın. Emir Sert ve yarışın gidişatına göre eğer burada bitirse bile yine dediğim gibi büyük bir avantajı olacak. Davut Deniz, takım arkadaşı Davut Deniz 2 sıra kazanarak şu an 3. sırada. Emir Sert'in takım arkadaşı İbrahim Koyuncu 6 sıra birden kazandı ve 10. sıradan başladığı yarışta şu anda 4. sırada ilerliyor kendisi. Emir Sert 3 sıra geriye düşmüş 5. Kemal Taşaran 3 sıra kazanarak 6. olurken Sabri Demir 6 sıra kazanarak 7. sırayı almış durumda. Takım arkadaşı Ahmet Ertürk'ün 3, Serkan Kaya'nın da yine 3'er sıra kazandığını görüyoruz. 10. sıradaki Ceyhun Tüzün de 6 sıra kazanmış durumda. Erdinç Bahar 4 sıra kaybederken Gökhan Büyükkağan
Yarışın başından beri en çok sıra kazanan isim 8 sırayla beraber. Batur Settar Ekşi 6 sıra kazanmış. Can Tekin Güner 1, Ömer Sabri Karagöz 2, Deniz Öner 2 ve Mustafa Gemici de 3 sıra kaybetmiş durumda diğerlerinin aksine. Ön tarafa dönecek olursak artık güvenlik aracının çıkışını bekliyoruz. Bu turda muhtemelen içeriye girecektir. Şafak Köse duruma göre 2-3 tur gittiği oluyor gerçekte. Ancak Formula 1'i de oyununda daha doğrusu ortalama 2 tur olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumun Ege'de de bir lag var açıkçası. Evet, Efe'de yok, Ege'de var. Şu anda 3 harfliler ilk 2 sırada Ege ve Efe. Ege Sayın lider, Emir Sert arka tarafta kaldı. Efe Korkmazer ikinci. Bakalım güvenlik aracı içeriye giriyor. Gördüğünüz gibi Efe Korkmazer Ege Sayın'ın yanına kadar geldi. Durma noktasına geldiler neredeyse. Bizleri heyecanlı bir start bekliyor olacak şu anda. Ege'nin artık gaza yüklenmesini bekliyoruz. Tempoyu Red Bull sürücüsü belirleyecek. Ve şu anda Ege tekrardan yarış temposuna geri döndürüyor bizleri. Efe Korkmazer arkada biraz uzak kaldı Ege'den. Yarışın tekrar başladığı anda Davut Deniz 3, arkada Emir Sert, çok yakın İbrahim Koyuncu'ya şu anda hava koridorundan faydalandı ancak atak yapma şansı yok. Racing Point sürücüsünün yeni lastikleriyle beraber bakalım kovalamaca daha ne kadar süre gidecek? Önde bu arada bir kez daha sarı bayraklar var. Arkada Can Tekin Güner geriye düşmüş. Muhtemelen ilk virajda bir dışarıya taşma söz konusu oldu ve o da yarışı bırakıyor. William sürücüsü. Burada farklar açılmaya başladı. Kemal Taşyaran da Emir Sert'i kovalıyor. İbrahim Koyuncu'ya takılması Emir'in Kemal Taşyaran'a yem olmasına da sebebiyet verebilir. Bu yüzden Emir Sert'in bir an önce geride bırakması lazım. İşte görüyorsunuz Kemal Taşyaran inanılmaz bir agresiflikle geliyor. Kendisini dışarıdan göstermeye çalıştı ama şimdilik bir atak şansı olmadı kendisinin. Hava koridorundan faydalanıyor Racing Point sürücüsünün ancak Kemal Taşyaran henüz atak mesafesini bulamadı. Bakalım düzlükte o şansı yakalayabilecek mi? Önde de Efe Korkmazer ile Ege Sayın arasında 1.5 saniyelik fark var. Bakalım bu ikili de cezalı olan var mı? Ege'de sadece bir uyarı söz konusu. Efe'de de yine bir tane uyarı söz konusu. Herhangi bir ceza mevcut değil ön tarafta. Tekrardan yarışa dönersek üçlü bir konvoy oluştu. Hatta Doğut Deniz'de katarsak değecek kadar yaklaştı Kemal Taşyaran'la Emir Sert'e. Ege Sayın 1.29.942 yarışın en hızlı zaman turu derecesini almayı başardı. Şimdi hava koridorundan faydalanıyor Emir İbrahim'in ama yine atak mesafesi bulunmuyor. İşte Suzuka'ya hoş geldiniz. Geçişin zor olduğu pistlerden bir tanesi Japonya. İnanılmaz bir mücadele var şu an podyumun son basamağı için. Davut Deniz de önde bir saniye farkla kaçıyor. İbrahim Koyuncu bakalım ona yetişebilecek mi? Son iki tura girdik artık. Hayır Şafak Köse önümüzde henüz 4 yarış daha var. Bu arada bir kez daha sarı bayraklar arkada Mustafa Gemici. Ferrari pilotu S virajlarda bir problem yaşamış gibi. Sergin İndirimdeyse şu an F1 2019 almak mantıklı olabilir ama F1 2027 şunun şurasında 4 Temmuz'da çıkacak. Bir aylık bir süreç var hemen hemen. Çok istiyorsanız F1 2019'da alabilirsiniz. En azından bu süreyi boş geçirmemek için. Hayır, ödül sezonun bitiminde olacak. Şampiyona verilecek. Teşekkür ediyorum Bayındır Bir. Bu arada bahsettiğim gibi beni de Instagram'dan Baltaoglu adresimi takip ederek herhangi bir sorunuz, öneriniz, görüşünüz varsa Formula 1 ile ilgili belirtebilirsiniz. Bu arada Tolga Can da şimdi yarış dışı kalmıştı zaten. Odadan çıktı. Emir Sert tozu toprağa kata kata, tozu dumana kata kata geliyor bu arada arkadan kayma yaşadı. Emir Sert çok agresif çıktı o noktada. İnanılmaz hızlıydı ama az daha aracının kontrolünü kaybediyordu. Toz, toprak, çimen, pistte ne kaldıysa malzeme olarak hepsini kullandı az önce Emir Sert asfaltın dışında. Bakalım son tura girdik ve önde Ege Sayın, Efe Korkmazer'in önünde lider şekilde devam ediyor. Bir hata yapmazsa son turda yarışı muhtemelen kazanacak kendisi. Emir de İbrahim Koyuncu'yu zorlamaya devam ediyor ama çok fazla zorluyor şu anda. Kemal Taşyaran içeriden gösterdi kendisi Emir'le yan yanalar. Şimdilik atak şansı yok. Toro Rosso sürücüsünün Emir üst üste çok fazla hata yaptı.
Üst üste hatalar geldi kendisinden. İçeriden gösterdi hafif bir şekilde Kemal Taşaran ama atak fırsatı yok. Ege de artık son sektöre doğru ilerliyor. 130 ara doğru. İsterseniz Ege'nin artık son virajına en azından bir göz atalım. Yarışı kazanacak Ege. Arkasında Efe Korkmazer var. 2 sıra kazanarak Red Bull sürücüsü yarışın zaferine ulaşacak muhtemelen. Arkasında Efe Korkmazer var şu anda. İlk 2 sırada Red Bull ve Toro Rosso var. Son virajlar artık ve yarışı kazananı Japonya Suzuka pistinde Ege oluyor. Galibiyet sevinciyle beraber Efe Korkmazer ikinci oldu. Davut Deniz üçüncülük için geliyor şu anda. İbrahim Koyuncu 4, Emir Sert 5, Kemal Taşaran 7. 8. ne kadar düştü Kemal Taşaran. Cezası sebebiyle Sabri Demir 6, Ahmet Ertürk 7, Kemal Taşaran 8, Gökhan Büyükkan 9 ve Serkan Kaya 10. sırayı alarak günün son puanını hanesine yazdırmayı başardı ve birazdan podyumda olacağız. Evet, yayınımızı buraya kadar takip eden herkese teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletiyorum. Hala da Motorsport Türkiye'nin YouTube'da bir ailesinin parçasında değilseniz, ailesinin bir parçası değilseniz YouTube'da abone olmayı unutmayın. Yine yayına verdiğiniz desteklerden, beğenilerden ve yorumlardan ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Ben Emre Baltıoğlu, bugün dilim döndüğünce sizlere yarışı ve yarış heyecanını aktarmaya çalıştım. Güncel puan tablosu maalesef veremem şu anda çünkü ayarlayan kişi ben değilim. Teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Instagram Baltıoğlu adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki yayınımızda ve videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın. Motorsport Türkiye ekranlarından ayrılmayın.